Çukurova Rock Festivali ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Az önce sahneden kendimden hallice indi. Yepyeni bir grup, belki de Adanalı seyirci de burada ilk defa sizinle tanıştı. Nasıl geçti sahne, onu sorarak başlayayım. Çok eğlendik biz. İnsanlar bize enerjisini yansıttı. Biz de onlara yansıtabildiğimiz kadar yansıttık. Eğlendik yani, müzik yaptık her zamanki gibi. İnsanlar beğendiyse bizim için çok güzel geçmiştir. Yani hani bizim için güzel geçti. Yani. Harika. Peki birazcık tekrar sahneye döneceğim ama grubun hikayesinden bahsedelim. Zeytinli'de keşif sahnesinde keşfedilerek geldiniz buralara. Birazcık anlatır mısınız o süreci? Orayı arkadaşa bırakıyorum. Zeytinli'de evet, bir keşif sahnesine çıktık. Çok güzel geçti orası da. Çok mutlu olduk. Zeytinli'de bir başarı kaydetmeye çalıştık. Ettik mi etmedik mi onlar bilmiyoruz. Bilmiyoruz da tabii ki de hani o insanlara kalmış. Etmişsiniz canım, single'ınız çıkmış, albüm anlaşması yapmışsınız. Ne kadar güzel gelişmeler. Yaptık işte bir şeyler, bu da Adana'ya bize ev konukluğu yaptılar. Çok mutlu olarak geldik. Yani mutlu da ayrılacağız büyük ihtimalle. Harika. Yani çok... Bir şarkı pardon. Bir şarkı çıktı hemen arkasından, şimdi bir şarkı daha geliyor değil mi? Biraz onlardan bahseder misiniz? Adı ne? Nasıl konukta... bir şarkı? Ya Adana'yı bilmiyorum, hani Adana'ya nasıl bir şarkı armağan ettik ama hani bundan sonraki şarkı arasında biz de bir galiba şey yapacağız. Hani bir oturup bir ne yapmalıyız, ne etmeliyiz, ne yapmalıyız konusunu bir uzunca bir süre konuşacağız galiba. Özellikle o arkadaşlar. Festivaller genelde işte bunları prova etmek için ve tabii ki deneyim kazanmak için şahane fırsatlar. Siz de burada eminim de bugün... büyük bir seyirci önünde çok güzel bir deneyim yaşadınız diye düşünüyorum. Gruplar zaten festivallerle, konserlerle grup oluyor. Çok güzel etkinlikler düzenliyorlar. Umut Kuzey'e buradan selam gönderiyoruz. gruplar dediğim gibi festivallerle gruplar oluyor, konserlerle grup oluyor. Bize destek gösteriyorlar, çağırıyorlar. Mutlu oluyoruz. İnsanlar eğleniyor, biz eğleniyoruz. Çok güzel her şey. Müzik yapıyoruz. Süper. Aile peki. Gibiyiz herkesle. İzleyiciler. Sadece gruplar değil, izleyiciler olmazsa biz bir işiz falan diye böyle kamu spotu. Peki grubun ismini de soracağım kendimden ayrıca. Yeni grupların bir ilginç bir hikayesi var anlıyorum. Buradan hemen size uzatayım mikrofonu, nedir? Kendimden Halice ismi nereden geliyor diye soruyorsun. Kendimden Halice ismi şuradan geliyor. Kısaca özetleyeyim. Yok. Herkes grupta kendinden bir şeyler katıyor diye düşündüm ben. Hani gitarcı gitarını çalıyor, basçı basını çalıyor, davulcu davulunu çalıyor, trompetçi trompetini çalıyor. Ben söylüyorum, besteyi yapıyorum, sözü yazıyorum. Herkes kendinden bir şey kattığı için biz de, ben de dedim kendimden Halice olsun. Herkes kendinden bir şey katıyor. Dedim böyle kalsın. Yani 10 saniyelik bir olaydı benim için, koydum. Yani çok isim çok önemli değildi bizim için. Müziği yapmak önemliydi. Ondan sonra öyle kaldı zaten. İnsanlar da beğendi, sevdi. Öyle kaldı yani. Hani... Şahane. Sahnede kendi şarkılarınızın yanı sıra cover da yaptınız. Hatta bir Teoman şarkısı vardı. Bir an acaba Teoman burada mı? O mu söylüyor? Bir düşündüm. Sanki tıpkı Teoman gibi bir gırtlakla söylediğiniz o şarkıyı. Onu sorayım. Neden böyle bir tercih yaptınız? Ya şimdi şarkının icrasını şarkıyı yazan gibi söylemek daha yakışık kalır gibi oluyor benim için, yani bana kalırsa. Şimdi daha fazla, daha farklı şeyler yapmaya çalıştığımda orada kötü şeylerle sonuçlanabilme ihtimali var. Ben de o yüzden içimden geldiği gibi söylüyorum. İçimden geldiği o olduğu için öyle yaptım yani. Hani ben zorlama olarak taklit yapmadım. İçimden geldiği gibi söyledim. Öyle çıkıyor. Harika, çok da güzel olmuş. Peki son olarak sırada neler var, neler oluyor grupta? Yeni projeler var mı? Onu da sorarak noktalayalım. Yeni klip ve single'ımız var tekrardan. Umuyorum sonbahar, kışa doğru da bir albüm ve yeni bir kliple denemelerde bulunacağız bakalım insanla. Zeytinli'ye kadar bir single daha çıkacak büyük ihtimalle. Zeytinli'ye kadar bir single daha çıkacak inşallah kliple. Güzel bir şey düşünüyoruz. Ya çok şey var. Çok şey var. Hani var. Önümüz güzel. İnşallah bizim önümüzü destek verirlerse, açarlarsa çok güzel şeyler olacak yani. İnsanlar da beğenirse mutlu olacağız hep beraber. Harika. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kendinden ayrıca umarım uzun yıllar müzik yapmaya devam edersiniz ve biz yine bu festival sahnelerinde sizinle birlikte oluruz. Çok sağ olun. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Arkadaşlar sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.